Reality Mod Türkiye'nin katkılarıyla iyi günler arkadaşlar, ben Atlasan. Bugünkü tanıtımı yapacağız. İlk olarak ağır anti-tank kiti olan HET ile başlıyorum. HET bizim ağır, orta ve ağır zırhlı personel taşıyıcıları imhasında kullandığımız bir anti-tank türü ve ağır anti-tank olarak geçiyor. Bunun kit bazında baktığımızda elinde bulunan ekipmanlar 1 adet bıçak, kürek, piyade tüfeği, ağır anti-tank füzesi, 1 adet smoke grenade, dürbün ve yara bandı olduğunu görebilirsiniz. Yara bandını tek bir tane taşıyabiliyor arkadaşlar. Eğer yaralanmanız durumunda kullanabilirsiniz. Piyade tüfeği bildiğiniz standart piyade tüfeği. En fazla Amerikanlar için bazı bölümlerde daha fazla atış yaptığı olur ama bu Kerbela bölümü için 3'er diye çıkabilir versiyon olarak. Onun haricinde HET dediğimiz ağır anti-tank kiti var. Ben size kısaca bunun kullanımını göstereceğim arkadaşlar. Bu roket hasarlı tanklara vurabildiğiniz gibi eğer üstten işkence olursanız ileride helikopter bile düşürdüğümüz oluyor. Bizim klan arkadaşlarımızdan helikopter düşen arkadaşlar var. Şimdi size açıklamak istediğim konu şu. Vizörde gördüğünüz bir işaret var. Bakarsanız sağa doğru bir tane parantez işareti koyuyor gördüğünüz gibi. Bu parantez işaretinin tam orta noktaya kilitlenmesini bekliyorum. Şu an kilitlenmiş durumda. Bu parantez işareti eğer mesela böyle hareket ettiren gördüğünüz gibi nişan alanınızı bozuyor ve düşkün nişan alamıyorsunuz bu sayede. Eğer bu şekilde ateş ederseniz hedefi tam göbeğine oturtursunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hedefi tam göbeğine oturtturduk. Bununla zırhlı personel taşıyıcı da patlatabilirsiniz. Tankları da işliyor. Tek atışla alırsınız hepsini. Yani kısaca bu kitin özelliği bu kadar. HET'in. Dediğim gibi eğer parantez işaretini kaydırırsanız hedefiniz istediğiniz bölgeye gitmez o füze. Bu yüzden nişan alırken lütfen parantez işaretini tam orta noktaya geldiğinde getirin.